Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü konuğumuz ikinci yeni şiirinin önemli ismi Ece Ayhan. Öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İkinci yeninin keşişi ya da papazı olarak bilinirim. Bu topluluğun önemli bir şairi olarak yer alıyorum. Kendinize özgü bir dil, biçim ve anlam kaygısından uzak bir üsluba sahip olmanızı çok ilginç bulduğumu söyleyebilirim. Dili oldukça garip kullandığımı söyleyebilirim. Cümleleri ters düz etme gibi oyunlara başvurduğum da önemli bir gerçektir. Bu yüzden görüntücü imge ustası olarak anıldınız sanırım. Doğrudur. İkinci yeni yerine sivil şiir adlandırmasında bulunduğunuz doğru mu? Evet, bu şekilde bir adlandırma önermiştim. Peki sizin için aykırı bir şair olarak söylentiler var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Kimsesizlerin, sokaklarda yaşayanların, açların ve parklarda barınanların, dışlanmışların, orta ekiden ayrılanların, kabadayıların, berduşların, kısacası tarih dışına düşürülen lümpenlerin yanında rahat ediyorum diyebilirim. Peki şiirleriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Aklın sınırlarını zorlayan, sürrealizmi çağrıştıran bir kurgu, karanlık bir bakış açısı vardır şiirlerimde. Dilin yapısını bozarak yeni söyleyiş biçimleri denemek vazgeçilmez bir unsur olsa gerek sizin için. Kesinlikle öyle. Meçhul öğrenci anıtı en bilinen şiirlerinizden biridir. Fakat sizin anı türünde eseriniz de var diye aklımda kalmış. Doğru mu? Ameliyat geçirdiğim İsviçre'deki anı ve günlüklerimi defterler adıyla yayımladım. Bize son olarak eserlerinizi saymak ister misiniz? Şiir, Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar, Devlet ve Tabiat ya da Orta Ekten Ayrılan Çocuklar için Şiirler, Yort Savul, Zambaklı Padişah, Çok Eski Adıyladır, Çanakkale'li Melahat'a iki Mektup, Son Şiirler, Bütün Yort Savullar. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Rica ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Ece Ayhan'dı. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.